Evet arkadaşlar, merhabalar. Bu hafta tabii çok önemli bir anlaşma vardı. Geçen haftadan sarkan bir anlaşmamız vardı Libya ile yaptığımız. Hem kıta sahanlığımızı, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızı hem de MEB'i yani ekonomik münhasır ekonomik bölgenin sınırlarını belirtilen yerin konumlaması adına çok önemliydi. Dün itibariyle de Dışişleri Bakanlığı hem kıta sahanlığımızı hem de MEB sınırlarımızı belirten bir harita yayınladı ve bu haritanın nelere dayandığının da temellerini de ortaya koydu. Üç tane temel kriter var. Bunlardan bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığımız anlaşma, ikincisi Mısır ve Türkiye'nin anakarasının ortay hattı ve en son Libya ile yani Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığımız anlaşma sonrasındaki sınırlara göre belirlendiğini söylediler. Bu Türkiye için çok önemli bir gelişmeydi. Hepinizin bildiği üzere Yunanistan tek başına almış olduğu bazı kararlarla Libya'yı kendi kıta sahanlığına doğru iten, Türkiye'yi dışarıda bırakan, hatta 42 bin kilometrekarelik yani küçücük bir alanda aynı Ege'de gibi dışarı çıkamaz bir noktaya getirmekle ilgili planları vardı. Bu planların ortadan kaldırılmasıyla ilgili çok önemli iki gelişme yaşandı. Mavi Vatan'la ilgili birçok planı da altüst eden bir gelişmeydi. Tabii bunun iki tane sonucu olacak gibi gözüküyor. Bunlardan bir tanesi işte bugün NATO'da yapılan görüşmeler sırasında Yunanistan'ın buna yapacağı itirazlar. Ve buna örtülü olarak veya açık olarak Fransa ve İtalya'nın belki destek vermesi önümüzdeki günlerin önemli gelişmeleri. Başka bir gelişme daha oldu. Fransa biliyorsunuz Libya'da çok aktif anlamda bir süreci yönetiyor. Yani General Haftar dediğimiz Libya Ulusal Ordusu diye nitelendirilen grubu hem hava hem lojistik hem de özel birimlerle destekliyor. Ve biz bu anlaşmayı yapmadan birkaç gün önce, muhtemelen bunun istihbaratı herhalde vardı, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yapmış olduğu ve ele geçirmiş olduğu petrol sahaları dahil olmak üzere birçok yere ağır hava saldırıları düzenlendi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olan uçaklarla beraber ve bazı bölgelerde bu yüzden boşaltılmak zorunda kaldı. Bugünden itibaren muhtemelen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ortadan kaldırılmasıyla ilgili büyük bir saldırıyı başlatacaklar gibi gözüküyor. Ve burada Fransa çok daha aktif ve Birleşik Arap Emirlikleri çok daha aktif olarak ortaya çıkacak. Mısır'ı bu konuda devreye sokmaya çalışıyorlar. Evet Mısır destekliyor ama Mısır'ı aktif olarak daha sahanın içine girip daha askeri anlamda sahanın içine sokmakla ilgili birçok istek ve arzu var. Doğu Akdeniz arkadaşlar bu gelişmenin sonrasında daha da ısınacak gibi gözüküyor. Çünkü büyük bir oyun bozuldu ve bu oyun bozulmanın arkasından da karşı taraf çok da memnun değil. Ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni bu anlamda cezalandırmak istiyorlar. Tabii Türkiye Katar'la beraber bu hükümetin arkasında duruyor. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan bir hükümettir. Bu bizim de tanıdığımız hükümet. Ama Fransa'nın hem ekonomik çıkarları hem Akdeniz'deki çıkarları buna İsrail'in çıkarları uygun olduğu için otomatikman cepheleşmeler oluşmuş durumda. Buradaki yaşanan süreç Türkiye'nin oyun bozabilecek bir süreciydi. Daha doğrusu oyun bozmaktan öte bir oyun kurmakla ilgili bir girişimdi. Ben zaman zaman çok sıklıkla bunu kullanırım arkadaşlar bilirsiniz. Hatta yazdığım bir kitabın bölümüdür bu. Yani ülkeler çıraklıklarında oyuna gelirler, kalfalıklarında oyun bozarlar, ustalıklarında da oyun kurarlar demiştim. Bu dönem herhalde muhtemelen oyun kurma dönemleri. Tabii oyun kurduğunuzda karşı tarafında çok daha sert tepkilerine, buna isterseniz ekonomik olarak söyleyin, isterseniz istihbarat, isterseniz askeri anlamda söyleyin, karşı karşıya geleceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne savaş ilan edemeyeceklerine göre otomatikman bizimle beraber ortak hareket eden güçleri ortadan kaldırmakla ilgili çok daha farklı süreçleri hayata geçirecekler. Yine hatırlarsanız Fransa'nın Libya konusundaki aktif pozisyonu yalnızca bugüne ait olan bir durum değil. Hepinizin bildiği üzere
Kaddafi'ye ilk yapılan hava operasyonu Birleşmiş Milletler'i bile beklemeden, NATO'yu bile beklemeden, hatta bununla ilgili karar çıkmadan bir gün önce başlatmışlardı. Ve sahaya aktif Ezal kuvvetlerini ve hava kuvvetlerini sokan ülkeydi. Ve Kaddafi'nin devrilmesinden sonra da özellikle General Haftar bölgesindeki alandaki petrol sahalarının işletmesi ve oradan petrolün ucuza alınıp ülkeye getirilmesiyle ilgili en büyük kazanç da aslında Fransız hükümetine aitti. Yine o dönemde belki hatırlarsanız yani Libya hükümetinin, daha doğrusu Kaddafi'nin devrildiği süreçte neden bu kadar ısrarla bir anda bunun içinde yer aldıklarıyla ilgili de ben birkaç defa bununla ilgili video çekmiştim. Bir kez daha bugün hatırlatmak adına bunu tekrarlamakta yarar var. Hatırlarsanız Kaddafi'nin iki tane büyük girişimi vardı. Bunlardan bir tanesi Türk şirketlerine bölgede çok daha fazlasıyla ihaleler vererek şirketlerin orada yer almasını istiyorlardı ve bununla ilgili de gerçekten çok önemli ihaleler vermeye başlamışlardı. Yine Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın bölgede saha tahsis ederek o bölgede neredeyse %50 petrol çıkartmakla ilgili imtiyazlar verilmişti. Hatta Türkiye petrol çıkartma noktasına gelmişti. Üçüncü önemli noktadan bir tanesi de Kaddafi'nin hem İtalya'da hem de Fransa'da tuttuğu Libya'nın paralarını euro olarak bankada tutulan ve o dönem için 100 milyar euro civarında olduğu hesaplanan paraların İstanbul'da kurulacak olan finans merkezine aktarılmasıyla ilgili girişimleri vardı. Ve bu girişimler hayata tam geçirilmek üzereyken hepinizin bildiği üzere bu olaylar hayata geçti ve Kaddafi devrildi. Ondan sonraki süreci hep beraber biliyorsunuz. Bunun bir benzerini ben zaman zaman anlatırım. Mısır konusunda da bahsederim. Devrilen ve rahmetli olan, yakın bir zamanda rahmetli olan Mursi de Türkiye ile Doğu Akdeniz'le ilgili bazı doğalgaz hatlarının, doğalgaz sahalarının Türkiye'ye tahsis edilmesi ve o alanda ortak olarak girişimler yapılmasıyla ilgili imtiyazların verileceğinin yaklaşık haftasında Sisi tarafından devrildi. Doğu Akdeniz'deki bu paylaşımı lütfen küçümsemeyin. Zaman zaman şu tür şeyleri okuyorum. Hatta gülüyorum da. Deniyor ki ya işte sahalarla ilgili konuşmalar yapılıyor ama bunların hiçbiri net değil. Arkadaşlar zaten bunlar net olmaz. Ama bununla ilgili yapılan olan mücadele ve bunun için aktarılan kaynak ve bunun için devrilen ülkeleri gördüğünüzde sahanın büyüklüğünü jeolojik olarak değil, belki sismik olarak değil ama bölgedeki yapılan istihbarat ve politik gelişmelerden net olarak anlayabiliyorsunuz. Bunu Suriye için de aynı söyleyebilirim. Suriye Savaşı başladığında yaklaşık 2 sene sonraydı yazdığım köşe yazılarında ve diğerlerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Deir ez-Zor bölgesi ve aşağı tarafta tespit etmiş olduğu önemli doğalgaz atakları ve petrol atakları olduğunu, bu petrol atakları içinde şimdiden SDG üzerinden anlaşmalar yaptığını söylemiştim. Hatta o dönemin Obama'nın başkan yardımcısı da bu girişimler için arabuluculuk yapan kişi olarak da söylemiştik. O zaman bunları söylediğimizde her şeyi petrole ve enerjiye dayandırıyorsunuz söylemiyle karşılaşmıştık. Neyse ki sağ olsun Trump geçen gün yaptığı açıklamada aslında bölgeye petrol için geldiklerini ve bugünkü petrol için değil aslında çıkartmadıkları, daha çıkartılmayan petrol için geldiklerini çok net bir şekilde ifade etti. Bir kez daha söylüyorum. Bunlar o zaman da belliydi. Bugün de hayatın bir parçası olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Bugün için Doğu Akdeniz'de de aynı şeyi söyleyebiliriz. Doğu Akdeniz'deki bu büyük kavga hepimizi belli bir noktaya getirecek. Nereden anlıyoruz? İtalyan Savunma Bakanı'nın geçen günlerde mecliste yapmış olduğu konuşmada şu ibareyi kullandı. Fransızlarla beraber özellikle Kıbrıs'ın güneyinde çok daha büyük miktarda bir donanma bulundurmanın zorunluluğunda bahsetti. Şimdi bana şunu söyleyebilir misiniz? Neden İtalya kendi kıta sahasında olmayan veya münhasır ekonomik bölgesinde olmayan bir yerde diğer bir NATO ülkesiyle karşı karşıya geleceği bir pozisyonda İtalya böyle bir riski alarak bölgeye gelir? Niçin gelir? Balık için mi gelir? Yoksa kendi kıta sahasını korumak için mi gelir? Yoksa başka bir şey için mi gelir? Tabii ki
bölgede bulunan doğal gaz rezervleri ve petroller için gelir. Bugün için bu konuştuklarımızı küçümseyenlerle inşallah 5 sene sonra konuşmak isterim ama 5 sene sonra elimizden çıkıp giden kaynaklar için değil, tam tersine Türkiye'nin yapmış olduğu haklı mücadele sonucunda geleceğimizi ve çocuklarımıza çok daha büyük kaynaklar aktarabildiğimiz bir başarı öyküsüyle konuşmak isterim. İnşallah bugünkü tablo bu şekilde devam eder. Başka bir şey daha değinmekte yarar var. Bugünkü konularla ilgili geçmişte tezler sunan Cihat Yaycıpaşa'ya da ayrıyeten bir teşekkürü bir boş biliyorum. Neden derseniz FETÖ metreyi bugünlerde en ciddi anlamda uygulayan, hatta bunun yaratıcısı diyebileceğimiz bir Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı'ndan bahsediyoruz. Tüm amiralden bahsediyoruz. Geçmişte doktorasını Mavi Vatan üzerine yapan, özellikle Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin çıkarları üzerine çalışmalar yapan ve hayatını buna vakfetmiş bir ülke severin neden önemli olduğunu hep beraber anladık. Ve ona neden FETÖ ve onun arkasındaki uşaklarının demeyeyim, onların patronlarının, emperyal ülkelerinin neden bu şahısları ve bu kişileri yok etmek için çaba sarf ettiklerinde bir kez daha görmüş olduk arkadaşlar. Bugün yaşadıklarımız, isterseniz geçmişteki Musul örneğine gidin, isterseniz Mısır örneğindeki olaya gidin, isterseniz Suriye'ye gidin, isterseniz de neyi konuşmak istiyorsanız onu konuşun ama bugün gördüğümüz tablo Doğu Akdeniz'de belki bizim tahminimizden çok daha büyük bir kavganın olacağı ve bu kavganın onlar adına değer ölçekte olduğunun göstergesi. Fransa, İtalya, Amerika gibi ülkeler kaybettiklerinden daha fazlasını almadıkları hiçbir oyuna girmezler. Özellikle Fransa hiç girmez. Amerika bazen çok daha emperyal düşündüğü için bir bölgede kaybedip başka bir bölgede kazanabilir. Bazen başkasının eline geçmemesi de onun için fayda sağlayabilir. Ama Fransa gibi üçüncü ligde oynayan, yani ABD'ye göre üçüncü ligde oynayan bir ülke için kazancı muhakkak olmak zorunda. Kazancı olmadığı hiçbir işe girmez. Bugün Libya'da Fransa'nın bu kadar aktif olması, siyasi ve askeri anlamda bu kadar aktif olmasının en önemli sebepleri çok büyük anlamda Fransa'ya buradan bir kazanç sağlaması ve Fransa bütçesine ve oradaki şirketlere büyük paylar aktarmasından kaynaklanıyor. Lütfen ekonomiyi küçümsemeyin, enerjiyi küçümsemeyin. Yıllar sonrasında Türkiye'nin önünü tıkamak için yapılan bu aşamaları küçümsemeyin. Çok daha farklı kaynaklardan ve çok daha farklı kişilerden bu konuları dinlemeye çalışın. Hatırlarsanız daha Doğu Akdeniz konusu konuşulmadan yıllar öncesinde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmıştım. Aynı savunma sanayinde olduğu gibi. Bugün de bu başarılara gelmiş olması, Türkiye'nin dış politikada ve askeri konularda özellikle deniz kuvvetlerindeki bu aşamaları bu şekilde başarıyla kaydetmiş olması hepimizin başarısı. Allah bunların arkasında duran ve bunlarla mücadele eden ve buna katkı veren herkesin yardımcısı olsun diyorum. Çok önemli gelişmeler olacak Libya'da. Türkiye çok daha aktif olarak sahaya gireceğini söyleyebiliriz. Türkiye yaklaşık 580 milyon dolarlık daha öncesinde Libya'daki desteklediğimiz hükümete onlara kaynak aktarmıştı. Daha doğrusu onlar Türkiye ile anlaşmalar imzalamıştı. Ödemelerini yapmıştı ve savunma sanayinden bölgeye gerekli sevkiyatlar yapılmıştı. Hem istihbarat hem teknolojik anlamda büyük katkı vermeye çalışıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki süreçte bu katkının çok daha fazlası geçtiğini görebiliriz. Hatta şöyle söyleyeyim. Aynı Katar'da olduğu gibi, aynı işte Somali ve Sudan'da olduğu gibi bu coğrafyada da bazı üslerin kurulması, hem deniz üssü olsun belki askeri üslerin kurulması ile ilgili bazı anlaşmalar yakın dönemde imzalanabilir. Bu gelişmeye de hep beraber hazır olun şimdiden diyelim. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için ve destek verdiğiniz için. Çok az bir zaman kaldı. Bir seneyi neredeyse YouTube'da tamamlamak üzereyiz. Bir amaçla çıkmıştık. Bu amaca büyük şekilde ulaştık. Bizi izlediniz, bize destek verdiniz. İnşallah 100 binlere geçtiğimiz zamanları sizlerle beraber görürüz. Çok teşekkür ediyorum.